Bursaspor'un Özce tesislerinde Almanya'dan konuklar vardı. Bugün ARD televizyonundan Kamil Taylan geldi ve Bursaspor kaptanı Ömer Erdoğan'la bir özel söyleyişi gerçekleştirdi. Hoş geldiniz diyelim biz de size. Teşekkür ederim. Kaptan tabii ki Almanya kökenli olduğu için onu tercih ettiniz. Nereden geldi aklınıza Bursaspor, Bursa? Gayet açık, çok basit bunun cevabı. Almanya yani Hessen eyaleti, Almanya'nın eyaletlerinden bir tanesi. Bu Hessen eyaleti önümüzdeki bu hafta içinde Bursa vilayetiyle birlikte bir anlaşma imzalıyor ve iki ortak yöresel bir ortaklaşma yapılıyor, ortaklık yapılıyor. Ve bunun için tabii biz gelerek Hessen yöresinden gelen bir televizyon ekibi olarak Hessen yöresinde doğmuş büyümüş ve adını futbolla duyurmuş birinin geldik buraya kendisinde bir görüşme yapmak için. Evet. Kassel doğumlu kaptanımız. Kassel doğumlu. Kassel Hessen eyaletinin kuzeyinde büyükçe bir kenttir. Ve hatta geçen haftaki maç Almanca olarak naklen yayınlanırken kendisine top geldiği zaman habire Kassel'da doğan Türk vatandaşı diye tanıtılıyordu. Ve ondan dolayı yani bizim yapacağımız yayına da o milli maçtan da alıntılar alacağız. Kaptan, nasıl bir duygu doğduğun yerden gelindi? Senin de o bölgenin televizyonu röportaj yapıyor. Sağ olsun Kamil abi, ta oralardan buraya kadar bizimle böyle bir röportaj yapmak için bizi ziyaret etti. Biz de tabii ki seve seve kabul ettik çünkü dediğiniz gibi Kassel doğumluyum. Ailem halen orada. İşte Kassel Doğu, Hessen eyaletinin çok önemli şehirlerden, sanayi şehri. Yaklaşık 4000'den fazla Türk yaşayan bir şehir. Ondan dolayı tabii ki oranın yeri de benim için çok farklı. Doğduğum, büyüdüğüm, işte gençliğim, yılların geçirdiğim yer. O eyaletin de Bursa ile böyle bir anlaşma yapması tabii ki benim için çok özel bir şey. Çünkü Bursa da benim vatanım gibi artık, hani Bursalı olduk. Onun için Bursa ile Hessen eyalet doğduğum yerle böyle bir anlaşma yapması bizim için çok mutlu verici. İnşallah şu an biliyorsunuz Almanya'da gurbetçilerle Almanlar arasında böyle bazı sıkıntılar var maalesef. İşte hani Almanların işte Türklerin daha çok birleşmesini, daha çok işte Almanlarla iç içe olmasını işte sağlayan projeler yapılıyor. Bu konuda da eğer biz de böyle görüşlerimizle bir katkı yapabilirsek bizim için ne mutlu verici bir şey. İşte dediğim gibi güzel bir söyleşi oldu, bir röportaj oldu. Tabii ki bizim oradaki arkadaşlarımız da, ailemiz de bu röportajı zevkle izleyecekler ve onlara da öyle bir fırsat olacak. Yani sosyal bir görev aslında bu, öyle değil mi? Almanya'da yaşayan Türkler adına. Bir de şunu soracağım, siz neler düşündünüz geçtiğimiz hafta? Nuri Şahin bir tarafta, Hakan Balta, Ömer Erdoğan, diğer tarafta da Mesut Özil vardı. Gayet normal. Yani bu artık Almanya'nın geleceği. Yani bugün Alman milli takımına baktığınız zaman iki tane Polonyalı oynuyor. Podolski ile Klose. Bunlar da Polonya'da doğmuş büyümüş, Almanya'ya gelmiş kişiler. Yani artık globalleşme milli takımlara da sardı. Bu bakımdan yani bazı Nuri Şahin ile Mesut Özil hemen hemen aynı yaştalar. Ve biri Türk milli takımında oynuyor, öbürü Alman milli takımında. Bu Avrupa'nın geleceği artık. Yani bugün Almanların ümit milli takımına baktığınız zaman birkaç tane Türk oynuyor hepsinin içinde. Ve onun yanı sıra bir yıl yabancı, Bosnalısı, Bosna'dan geleni, Yunanistan'dan geleni hepsi beraber oynuyorlar. Yani Alman milli takımında asıl adı Alman olan kişiyi yani ümit milli takımında bulmak biraz zor. Bu hafta bir de istenmeyen üzücü bir olay oldu. Podolski ile Nuri Şahin arasında Alman kamuoyu bayağı tartıştı bu konuyu. Nasıldı kamuoyunun tepkisi bu olaya? Tepkisi Podolski'ye karşı oldu. Yani Podolski ilk golü attıktan sonra Nuri Şahin'le hafif birbirlerine değdiler yani. Ondan sonra 3-0 3-0 diye üstüne yürümeye başladı. Alay etti biraz. Ondan sonra Nuri Şahin ama golü attı. Ele ikinci golü attıktan sonra konuşmuşlar, barıştıklarını söyledi Nuri Şahin televizyonda da. Artık yani öyle bir aralarda bir gerginlik. Bunlar profesyonel futbolcular. Hepsi birbirini tanıyor. Hemen hemen her hafta görüşüyorlar bir yerde yani. Alman kamuoyu da bunu dedi yani, bu ayıptır. Bu olmaması gereken bir olaydı dendi yani açık olarak. Son olarak Manchester United maçını hem size hem kaptanımıza soralım. Demin de röportaj sırasında başarılar dilediniz Bursaspor'a. Bursaspor ilk puanını alabilir mi? Nasıl görüyorsunuz iki takımı karşılaştırırsak bakarsak? Yani Glasgow'dan puan alması gayet doğaldır Bursaspor'un, alabilir.
tabii bu futbolda, hele Avrupa liglerindeki futbolda o günkü ayar oturursa olur bu. Ben mesela Bursaspor'un buradaki Glasgow maçını da izledim. Buradaki Glasgow maçında tek kale oynandı. Fakat yani onlar kapandılar, bir de gol attılar balığından. Bu iş yürüdü. Aynı şekilde aynı şey sistem Bursaspor belki Manchester'da da gerçekleştirebilir. Bir gol atar, kapanırsa bunu alır götürür. Bugün artık Avrupa'da her takım öbür takımı yener diye bakıyoruz. Bakın koskoca Bayern Münih'in yedekleriyle birlikte iki tane milli takım çıkar o takımdan. Yani o ayarda oyuncular var ve Alman milli takımında oynayan oyuncular orada yedekte oturuyorlar. Bayern bugün kaybediyor, ertesi günü gene kazanıyor. Yani bu artık herkes herkesi yenebiliyor Avrupa'da. Bu bakımdan yani Bursaspor'un şansı yok denemez. Şansı vardır. O gün ayar oturur. Biraz da şansları olursa alır götürürler bu maçı. Umudumuz da odur zaten. Kaptan, senin de alalım. Çok üst düzey maçlara çıkıyorsun, işte Almanya maçı, ardından geldi Manchester United. Neler söyleyeceksin bu maçla ilgili? Bu dönem benim için çok yoğun geçiyor ama gerçekten futbolcunun da en güzel tarafı da bu bence. Çünkü bakarsanız işte geçen hafta, bir hafta 10 gün önce Almanya'da Alman milli takımıyla oynuyorsunuz. Geliyorsunuz burada Karabük'le maç yapıyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz Manchester United'la oynuyorsunuz. Geliyorsunuz Ankara Gücü. Yani çok yoğun maç trafiğine girdik ama futbolun zaten en güzel tarafı maç. Çünkü bütün antrenmanları, bütün hazırlıklarını maça yapıyorsunuz. Maçlarda futbolcunun işte en çok zevk aldığı, işte birbirlerine kıyaslandığın bir mücadele oluyor. Şimdi bugün bakarsanız Manchester United adını daha önce hep televizyonda izliyorduk. Televizyonda gözümüzde işte futbolcuları görüyorduk. Bugün dünya futbolunda, dünyanın herhangi bir şehrinde dünyanın en iyi 3 takımını say deseniz, işte Barcelona, Real Madrid ile birlikte Manchester United'ı sayar insanlar. Biz de bugün işte hani bugün dediysem çarşamba günü öyle bir rakiple karşılaşacağız. Biz gerçekten umutlu gidiyoruz. Hani tabii ki Manchester United çok büyük bir kulüp, çok iyi bir takıma sahipler. Hani tarihinde çok büyük başarılar elde etmiş ama abim de dediği gibi futbolda biraz artık bugünkü futbola bakıyorsunuz, kimler kimleri nerede yeniyor. İşte biz mesela Glasgow gibi bir takımı kendi evinde hapsederek oynadık. Maçtan sonra Glasgow gibi ekibe 1-0 yenilmemize çok üzüldük. Tüm medyada bizim oradan en azından bir puan hak ettiğimizi söyleyen bir maçtan çıktık. Ama o aynı Glasgow gitti Manchester United'de 0-0 berabere kalarak bir sürpriz elde etti. Biz bu sürprizi yaşamak istiyoruz ve yaşatmak istiyoruz. Gideceğiz oraya inşallah, takım halinde iyi mücadele edersek, bunu da daha önce yaptığımız bütün maçlarda zaten başardık. Takım halinde inşallah onları durdurur ve iyi ataklara çıkarsak, girdiğimiz pozisyonlara da inşallah değerlendirirsek, inşallah güzel bir sonuçla geri döneriz. Dediğimiz gibi biz umutluyuz. Hiçbir maça zaten biz umutsuz çıkmıyoruz. Eğer umutsuzluğa kapılacaksak hiç gitmeyelim. Baştan o zaman mağlubiyeti kabul edelim. Onun için bu bizim mesleğimiz. Çıkacağız. O günkü şartlar bize neyi elde ediyorsa sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuna kadar istediğimiz skor için savaşacağız. İnşallah oradan da güzel bir sonuçla döneriz diyorum. Bursaspor'a başarılar dilerim. Size de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Bu söyleşi için de çok teşekkürler Kaptan.